Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, Türkiye önce oldu. Uçaklar ardı arkasına Filistin için havalandı. Kıymetli izleyenler, Türkiye'nin abluka altındaki Gazze şeridindeki Filistin halkı için gönderdiği ikinci yardım uçağı Mısır'a ulaştı. Mısır medyasında yer alan haberlere göre Türkiye'den gelen insani yardım malzemesi yüklü ikinci uçak uluslararası Areş Havalimanı'na indi. Türkiye'nin yardımları Gazze'nin Mısır'a açılan tek kapısı Refah sınır kapısından Filistin tarafına teslim edilecek. Türkiye'nin gönderdiği ilk yardımlar Sina Yarımadası'nın kuzeyinde yer alan Areş'teki havalimanından Areş standına nakledilmişti. Türkiye'nin yardımları Filistin Kızılay'ına teslim edilmek üzere hazırlanıyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail'e Aksa Tufanı adıyla kapsamlı bir saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beit Hanun Erez sınır kapısına baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze şeridine saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6388 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlerin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti. Kıymetli takipçilerimiz, haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar beraber olmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.